Temmuz ayının ikinci haftasından herkese selamlar arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde videoya girmiş bulunmaktayım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Eminim herkes iyidir. Keyifler yerindedir arkadaşlar. Massey Ferguson'a bir su vuracağız. Böyle olmaz yani. Pis pis geziyoruz. Biliyorsunuz buğday biçmiştik. Bir yandan videoya başlayalım. İşlerimiz çok uzun. Biçtiğimiz tarlanın balyasını da topladık, getirdik. Ahırımıza koyduk arkadaşlar. Bugün tarlayı süreceğiz. Niye süreceğiz diye soracaksınız. Biliyorum. Sormakta haklısınız. Arkadaşlar, Temmuz ayındayız. İkinci haftasındayız. Sılajcılık istek edeceğiz arkadaşlar. Hayvanımız da var ya, çok para istiyorlar. Şöyle bir kaldırayım. Yem parasını artık almaktan, bak şimdi yine bir yem sipariş edeceğim. Bu bölümde. Yeme para vermekten canım bağrım yandı arkadaşlar. Yani az uğran para gitmiyor. Artık kendi şeyimizi kendimiz keseceğiz. Bir süre direksiyon setini çıkarttım. Ufak bir sıkıntı oldu. Onu ileride tekrardan devam ettireceğim. Takacağız yani. Şimdi tarlamızı sürmeye gidiyoruz arkadaşlar. Yaz dönemindeyiz. 54.40'ımızla. 54.40'tan memnun musunuz? Öncelikle onu sorayım. Beğeniyor musunuz 54.40'ı? Eğer beğeniyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Sizce 54.40'tan sonraki traktörümüz ne olmalı? Epeydir bunu kullandık. Beşli puluk da zorlamıyor bizi. O yüzden bunu kullanıyoruz. Bir de çift çeker yani. Sesi de güzel. Hoş. Bir tek içi çok hoşuma gitmiyor. Ama güzel traktör. Sizce New Holland alalım mı? Önce bu soruyu sorayım. New Holland'çılar eğer bizi izliyorsa beğensinler ve yorum yapsınlar. TD'nin 110'luk serileri gelecek yakında. Siparişini açtım, birkaç bölüme gelir. Bir de arkadaşlar 5S serisi gelecek. İlk etapta büyük ihtimalle 105'lik falan gelir. Ama daha sonrasında 135'lik falan da gelecek. Ama 135'liğin gelmesine de biraz zaman var. Şimdi beygir beygir gidiyoruz arkadaşlar. Ve fiyat fiyat gidiyoruz. Yani ben bayideki traktörleri satmadan hareket edemiyorum. Bugün biçer işimiz yok. Bir iki kişinin tarlası kaldı. Onlar da çok yoğun oldukları için katılamadılar. O yüzden tarlaları duruyor. Biz şimdi doğrudan gideceğiz. Tarlamızı süreceğiz. Video başlasın. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz arkadaşlar. Alo. Alo. Lan açıyorum açıyorum. Alo. Telefon alo. Dondu herhalde. Yörük Osman, ne alo. Yapıyorsun ya? Lan ne yapayım, ben de motoru soracaktım ne oldu diye, bakımda getirdim ya en son. Ya ben kahvedekilere söyledim, Yörük Osman'ı görürseniz gelsin alsın dedim. Traktör hazır dedim. Bayideyim ben de. Dün gece oturdum, bakımını yaptım. Gel buyur al. Tamam. Tamam, ben garajdayım, koşa koşa geliyorum tamam, şimdi. Tamam tamam, hadi bakalım. Pulluğu da indi. Baksana ya, pulluk hep soyuldu arkadaşlar ya. İki tarla sürmeye. Bunun boyasında mı sıkıntı var? Neyse. Lan su vuracaktık, unuttuk ya motora, bak gene. Lafa daldık arkadaşlar. 54.40'ımıza su vuracaktık. Pislik içinde geçiyoruz vallahi. Şimdi bunun yağını değiştirdim arkadaşlar. Fren hidroliğine vesaire her şeyine baktım. Biraz para sıkışmış. Bak, ha geldi. Selamünaleyküm. Yürüyerek mi geldin ya? Alırdım seni deseydin yolda. Ya olsun ya, yakın zaten. He. Vallahi kral 2,5 lira sıkışmış. Kaputta ya. He. Tamam, hemen senin IBAN'ı atıyorum. Yanlış anlama, ben 500 lira işçilik alıyorum. Gerisi hep bakın, 1500 lira yağ verdim sadece. Hani haberin olsun, hesaplı yaptım yani. Tamam tamam, canın sağ olsun. Sen de sağ olasın. Aktardım, geldi mi? Geldi geldi. Tamam. Ne yapıyorsun keşke bu? De... Ne yapıyorsun, işin var mı bugün? Vallahi şeyi yapacaktım. Balyayı toplayacaktım. Senin römork boştaysa onu isteyecektim. Valla benim römork boşta ya. En son şeye verdiydim. Paşa dayıya verdiydim de bıraktı diye hatırlıyorum ben römorku. Ben bırakmaya tamam. Gidiyorum diyordu ya. Tamam. O zaman bakayım. Sen orada değilse onun oradadır. Oradan yo, alırım. Evdedir evdedir benim. Ben gördüm herhalde onu ya. Gelirken. Tamam. Bak hele, çok zorlama motoru, tamam mı? Daha yağ yeni. Tamam, haberim tamam. Olsun. Tamam hadi bari. Tamam, ben alıştıra alıştıra zorlarım onu. İyi hadi görüşürük. Hadi görüş, kolay gelsin. Hadi sağ olasın. Şu
musluktan bir musluktan su tutayım da öyle geleyim ya. Yörük Osman gel sana da su tutayım la. Arkadaş bir haftadır burada bir yıkamamışsın ya. Ya elim değmedi ya. Görüyorsun tam hasat dönemi ya. Doğru dönüşler yoğun. Bunu da vallahi bak normalde yetiştiremediydim. Dün gece yaptım geldim çalıştım. Allah razı olsun. Bitmediydi yani dedim buna lazım olur. Arar falan dedim o yüzden şey yapayım dedim. Lazım ha tarlada iş mi bitir sanki? Nasıl balya içinde para var mı ya bu ara? Görüyorum çalışıyorum yoğun. Çalışıyoruz da daha şehir içinde olmayanlar var, şehir dışında olanlar var. Bakayım onlar ne yaptıracak. İyi. Bana ne diyeceğim sana? Ne? Bu bizim ekipmancı boya yapıyor mu ya? Vallahi bilmiyorum ki. Ya ondan bir pulluk aldık, daha iki tarla sürdük hemen boyası moyası kalmadı ya. Allah çok kötü olmuş ya, yapıyordur zar ya. Bir konuş görürsem sorarım ona. İyi hadi görüşürük o zaman. Ben tarlaya gidiyorum. Şimdi tamam hadi sağ ol. Kolay gelsin. Hadi sağ olasın. Yavruya dedik ki çok zorlama dedik. Basa basa geliyor motorundan ya. Kara duman atıyor baksana. Daha yeni değiştirdik yağını. Bakayım bugün kahvede kimse yok. Yaz ya arkadaşlar para gelecek. Hasat bitene kadar kahve boş olur. Hasat bittikten sonra anca o zaman kahve şey olur. Dolar. Millet parayı yemeye gelirler. Para sonra da para böyle yenir diye gruptan yazarlar. Yörük Osman şu şey römörkü sat. Şey Yörük Osman demişim. Paşa dayı şu römörkü satamamış mı lan hala? Ama bu ya ben bu talanın sahibini buldum bu buğdayı. Buğdayı biçmeye para söyledim. Çok dedi bana. Dedim iyi koya gelirse biçer biçtirsin dedim. Vermedi yani tarlaya bana. Yoksa onu tarlaya da biçeceydim. Bizim mısırlar da ne oldu? Hiç bakmadık mısırlara ya. İyi ki sulamamamız lazım mısırları. Sulamayınca olmaz. Ay bismillah. Gidiyor lan motor. Lan ganyotçu ne yapıyor? Hop. Halim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi, yonca balya basıyordum. Senin tarla mı bu? Bura benim tarla maşallah. Verimli tarla. Lan bayağı iyice çıkmış ha. Vallahi bunların hangi naylona sığdıracağım onu düşünüyorum. Şöyle ip gibi basmışsın ha maşallah. Bizim Paşaday'dan bir naylon almam lazım büyüğünden. Paşaday da vardır ya. Satın mı alacaksın? Sen nereye gidiyorsun? Alacağım satın alacağım. Buğdayı biçtik ya bizim geçen. Buğdayı biçtik ya oraya gidiyorum ya. Süreceğim orayı. Sılajlık mısır ekeceğim. Mısır. Yahu bak hele sizin o biçtiğiniz yerin az aşağısında benim ufak bir tarla var. Hilmi'den iyi kaldığım. Oranın yulafının gübresini tohumunu atamadım tam iyi. Verimsiz olduğunu adasa bıraktım. Oraya da eksik mısırı. Ekek. Ufak ama. Da ben bugün ekemem. Tarlayı anca sürerim bugün ben. Tamamdır. Ya ufak, göre... ufak da olsa bence ek ya. Allah Allah ne olacak sanki. Boş vallahi kalmasından bizim iyidir. Bizim bu bibzeller mısırın tohumunu desteklemiyor. Sen duyduğuma ben göre sen mısır ekiyormuş. Bende var mı İbzer? Ya sana zahmet elin değmişken oraya da bir fırtı girsen iki git gel biti verir zaten. Tamam bakarız ya söz vermeyeyim de bakarız. İşim çok eğer yetişirse zaman kalırsa girerim oraya da. Tamamdır canını yerim. Var mı bir dileğin? Şu tarladaki kim şuradaki bak bir tanıyor mu onu? Motorundan dolanıyor orada. Tanımıyorum.
İyi iyi hadi görüşürük o zaman. Yani gördüm Görüşürüz. böyle aklıma takıldı. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Aa bak çetonun balyaları basılacak duruyor. Bir yağmur yağsa gitti bütün saman. Koldan da korkuyorum. Çok sallanıyor ya. Vuracağız diye korkuyorum vallahi. Kahveciyle seracının buğday da duruyor olduğu gibi. Şey buğday demişim saman. Bunlar niye balyalar attırmamış lan? İnsan bir gruptan yazar ya. Oo, Paşa dayı tarla sürmeye başlamış bile lan. Ne ara gelmiş sabahın köründe geliyor ha. Vallahi billahi sabahın köründe geliyorlar. Ortadan şey yapayım. Gireyim ben de. Bizim içeri duruyor arkadaşlar burada. Bağ mısın demiyor lan. Motora bak. Bunlar uçuyorlar mı lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Eyvallah eyvallah. Ne yapıyorsunuz ya? Tarla sürmeye mi geldiniz? Eyvallah bak. Ne zaman geldiniz ya? Hiç yazmadınız, çizmediniz ha. Allah sabah erken kalktık biraz ya. Ben geç kalmışım demek ki ya. Biraz Saat geç 11 kalmış oldu. Kalayım. Valla bugün biçer yok diye dedim. Elinin uzuna sürerim tarlayı dedim. Çıktım geldim işte. İyi hadi tutmayayım ben sizi. Kolay gelsin. Ne ekeceksiniz Sağ buraya? ol. Allah bilmiyorum bir süreç de. Ya, iyi Bak. bay. İyi hadi görüşürük. Şuraya kolay gelsin. Lan. Kulluğu kaldırmadan geliyor mu ya? Kafa kalmadı adamda vallahi. Erken bitirir. Allah beşliğinin gözünü seveyim ya. Bu motoru satacağım da sırf bu yüzden satamıyor.
Acaba bugün gaz ayağını yetiştirebilir miyiz ya? Yok yok, ciğerli makine, ciğerli. Maşallah var. Makine iyi. Paşa dayı şeyi de unutmadan söyleyeyim. Az şurada tarla sürüyorken, yakalamışken şu kulluk muhabbetini anlatmam lazım ama. Yoksa bu kulluğu ileride satamayız. Şimdiden boya attı bunu. Fabrikasyon mu hatası var? Normal mi diyecek? Bakayım ne bahane bulacak. Taş mı değdi diyecek. Ay, bize ne bahane bulacak. En son arkadaşlar, burayı da şöyle bir gaz ayağı çekeriz. Gaz ayağından önce buraya bir gübre getiririm ben, mısır hızlı olsun diye. Bizim hayvan gübresi var ya, burayı hızlıdan attık mı burada güzel olur ya. Sılarcık mısır. Toprak da şu an iyi yani. Hava da iyi. Güzel olur diye tahmin ediyorum. Abi aşağı tarlayı alırsam bir de çok iyi olacak da. Sahibini bulamadım. Öylece hasta bir adam herhalde bak. Kimseye de yüzünü vermemiş bu sene. Onların yüzünü de vermemiş kimseye. Paşa dayıyı bir arayayım bakayım, dur. Alo. Efendim. Paşa dayı, ne yapıyorsun ya? Göbek atıyorum. Sen bu işi biliyorsun ha, vallahi. Çok güzel göbek atıyorum, aşağıdan izliyorum seni. Gel beraber atalım. Karşılıklı şöyle. Tarla bitsin de bir baharık ya. Ne diyeceğim sana? Buyur. Gördüm de buradan tarlayı sürerken. Dedim bu sabahın körüne gelmişe benziyor. Ya sabah namazını tarlada kıldım ya. Vallahi, vay be, sen namaz kılıyor muydun lan? Olmam mı ya? Neden geliyor bu mahalleden? Ne? Ben de hiç o tarafta benzin yok diye düşünüyordum. Yavaş gel, evet. Yavaş, motoru devireceğim. O motoru ne aldın lan? Motoru bizim hancilerden aldım ya. Vallahi, kaç aldın? Ya. Biraz tuzluya geldi ama güzel motor. Senin şeyi aklıma geldi ya. Bir ceza yediydin ya sen. Ne oldu o ceza işi diye onu sorayım diye aradım. Daha bekliyoruz hala bakalım. Kağıt gelmedi biraz mi kağıt kurek? Biraz bir para yatırdık işte. He.
Tabi bakalım. Nasıl yani, ceza yatırdın mı sen? Birazını yatırdım. Ne kadar geldi ki? 250 dediler. Oha. İtiraz ettim. O neymiş la? İşte şu an bir 150'sini verdim, bir 100'ü kaldı işte. Ne yapmışın ki oğlum, ahırdan mal mı çalmışın o kadar ceza yedin? Ya aldım motoru. Çekmedi benim ekipmanları. Dedim ekipman değişeceğime motoru değişeyim. He. Bir de limit mi ne varmış işte, onu geçmişiz. He. Sen de senede 3 defadan fazla satış yaparsan şey olayı var. Ticareti algılıyor, vergi kesiyor. Sen demek ya dedim, bayağı o kadar sattın. Dedim ekipman bayim var dedim. Bir saniye dur hatta kal, bekle. Bekliyorum. Hüseyin gel lan gel. Ne oldu falan mı? Aa bak paşa dayı, hoparlörü de 250 bin yemiş lan ceza traktör satışından. Valla bel altından bayi yürüdürse, kaçak bayi el altından. Ya o, öyle diyorlar da ben inanmıyordum yani. Adam ama şey diyor, bak diyor benim diyor şey çekmedi diyor ekipman diyor, ondan sattım diyor. O zaman o da bekleyeceğiydi. Almışken sağlam motor alacağı, alıştıracağı da bilip bilmeden iş yaparsa belli olur. Ne olacak tabii? Sen de daha... O da övüyor mu, sövüyor mu belli değil ya. Keyiflendi şu anda, bakma sen sana ama. Yalnız çok yazmışlar ya. Şimdi bizim köyde... Ne kadar yazmışlar? 250 bin yazmışlar adama. Vallahi kusura bakmasın da hak ediyor yani öyle... Şey yaparsa yani, bayi yürütür gibi iş yaparsa... Paşa dayı lan, benim beni işimden mi edeceksin lan? Vallahi seni kovacak ha, falan mı? Seni yere geçmeye çalışayım lan. Lan ben bile o kadar çok motor alıp satmıyorum lan. Ya çok dediğin de bak, 3 tane sattım, 4.'yi aldım diye geldi yani. Senin daha fazla da vardır. Bak bir senede, 3'ten fazla motor alım satımı yasak. Sen bir seneden fazla yapmışsındır demek ki. Falan mı? İşte diyorum ya bak, 3 tane sattım, 4.'yi aldım diye geldi. Dur şunun şey uzak tutuyorum telefonu, söylüyorsun. Falan mı? Bak bunun kesin o evin altında bir küçük garaj var, bileyim değil mi? He. Kesin orada yine bir şeyler vardır bunun, illaki vardır. Motor mu diyor? Bu yine bir şeyler yapıyordur, boş durmaz bu. Gerekirse parayı alır, adamlar sen niye devirdin? O bu işten iyice para kazanıyorsa, 250 bin lirayı öder gene o motor alır satar o. Tabi. Onun ne yapacağı belli olmaz yani. Bunun burası paşa dayı. Evden çıkarken motora kahve yaptıydım. Termosundan alaydım, sana da verirdim la. İçiyorsan ha dibi kaldı. Yok ya, sağ olasın. Sen de sağ ol. Ya iyi oluyor, kahvemi alıyorum. Bir tane kara çay almak olsa çay demlerdik şimdi burada. Ya benim transferde kaldı biliyor musun? Ya demleyeceğin de işte yorucu oluyor ya. Nasıl, bu yan tarafı da süreceğiniz mi Yusuf? Süreceğiz, oraya da süreceğiz de. Bakak yorulursak bir eve gider, bir mola veririk. Bir şeyler yedik. Şey diyeceğim gelirik. Ben sana ya. Benim yeme ihtiyacım var. Bana o sizin paletler kaç ton geliyordu? Ton muydu? Kilo muydu? O bir ton geliyor ortalama ya. O zaman bana 3 ton şey lazım. Tam karışık tayin yem lazım. Tamam. Tamam. Ne zaman getirirsin onu? Vallahi şu tarlayı sürem ben. Ben giden musluğu devam etsin. Lan Hüseyin, sana 15 kağıt borcum var lan benim. Şimdi hatırladım seni görünce ha. Bak ben de onu söyleyecektim. Ağzımdan aldın. Valla 15 kağıt borcum var sana geçen biçerden. Onun parasını aldım ben. Geçen hafta tamam. Parasını aldım. 15 kağıdı senin de, nasıl yapar onu tam karışık tayinle birlikte öderim olmadı getirdiğinde. Olur, sıkıntı yok, tamam. Eve getirir misin? Sen eve geçince beni abi alo de, ben getiririm. Tamam hadi. Tamam. Lan, şeyi unuttuk. Gelsin. Paşa dayı unuttuk telefonda. Alo. Efendim. Hadi kolay gelsin bakalım. Hüseyin görüşürük canım. Hadi sağ olasın. Lan seni unuttuk lan telefonda. Siz vallahi iyice pazarlığa girdiniz. Bir şey söyleyeyim mi? Sen normalde kapatıyordun çok yazıyor diye de, ben aradım diye kapatmamışsın. Yoksa sen durum durmaz kapatıyordun ha. Ben de diyorum bu niye kapatmamış? Ben aradım, doğru ya. Bari sana ne diyeceğim paşa dayı, asıl konumuza geçek ya. Evet, benim dedikodum bitti, sıra sende. Ya şey diyeceğim sana, bu senden aldığım 5'li pulluk var ya, yaylı. Evet. Bu hep soyuldu bunun, boya moya kalmadı bunda ya. Şimdi toprağa batan kulakçıkları diyorsan o normal. Ya toprak onun dışında onu. Üst taraflar falan da soyuldu. O zaman onu kulakçıklar geçerken... zaten bembeyaz oldu sanki burada ne sürüyorsa.
O en ufak toprakta bile soyulur o. Normaldir de. He, Üst öyle mi taraf diyor? soyulduysa Bu normal sıkıntı mi? Ben bu vardır. fabrikasyon hatalı falan zannettim. Şimdi bak, ana gövde soyulduysa daha sıfır verdim onu. Ana Ben onu gövde de geçerken gitti. Bunu en iyi nasıl anlarız biliyor musun? Sen işi bitirince bir gel bir bak. Hazır tarladayken. Tamam. Bir daha eve Tamam gidip tamam. gelmen zor olur. Bunu en iyi Ha öyle işte. anlarız ama sen normal diyorsan tamam. Yani normal Bak. demiyorsan ne yapabiliriz onu konuşalım. Sıfır pullukta gövdenin soyulması biraz anormal. He. Ya bu üst tarafı gövde olmuyor mu? Ya o şey gidiyor ya. Bir tane mil gidiyor bak orada. He. Bütün kulakçıkları tutuyor. Tamam. Orada soyuldu mu? Vallahi soyulmuş oralar soyulmuş. Dur ona bir bakalım, ben bir geleyim de. Tamam hadi kapa diyorum gel hadi. Çok yazmasın ya. Şurada danyotçu da geldi ha. Devam et, devam et. Dur. Yardıma mı geldin? He, işleri bitirdim. Kaptım köteni geldim. Ay Allah razı olsun senden. Ya şeyi Şimdi gösterecektim paşa dayıya da. Pulluğu bak hele. Sen anlar şu mısın? Bu pulluğun altı neyse de hadi toprağa değiyor. Üst hep soyuldu ya. Allah Allah. Gerçi bu pulluk işinden o anlıyor da. Ona Bu gösterecektim. Şu an yağmurda sen... kalmıştır. Ya birinden şüpheleniyorum ama. Vallahi bu yağmurda kalmıştır Ya ondan. yağmurdan soyulmaz ki ya. Sıfır şey pulluk. Sıfır bir de. Allah Allah. Geçen Tıfıl İsmail geldiydi. Ona ben laf ettiydim lan bak çok dolanıyorum buralarda diye. Motoru Sen bunu katırı bayiden mi devireceğim aldın diye. sıfır? He. Bayiden aldım da acaba Tıfıl İsmail bunu soymuş olabilir mi lan gıcıklığına bıçağına? Vallahi bilmiyorum da laf aramızda kalsın. Ben paşa da aynı sattığı ekipmanlara hiç güvenmiyorum. Ondan almayayım. He. Şey mi yapıyor diyorsun yoksa? Alıyor da sıfır diye bizi boyuyor, moyuyor. Aynen Gadıklıyor mu bizi diyorsun? ilk geldiğim günden beri onda bir şüphe var içimde. He. Neyse laf aramızda kalsın. Fazla şey yapmayalım. Dur bayim, gelince ne diyecek bayim? İyi hadi gel başlayalım da bitirek bari. Tamam ha, gir hemen. Ulan Tamam. maşallah sıfır durmuş. Abi niye soyulur ki ya? Hadi alt neyse. Tamam toprakta taştı maç. Lan Timosan ne biçim geliyor? Ay maşallah. Kaçtırmış ki lan o. Lan ganyotçu kaçıran geliyor lan. Biz boşa demiyoruz boşa. Türk boğası. Vallahi de lan. Dur bakayım lan. Kaçıran gidiyorsun bana söyle de ona göre motoru deneyeceğim. Vallahi palayım mı bu eski traktör olduğu için hızı yazmıyor. Devir yazıyor. İkinin ikisiyle 1.700 gazdan gidiyor. Dur bakayım. Ben de bakacağım lan. Benimkisi gel bir arkaya girek bakayım. Bana çatabiliyor mu? Gerçi onu bu tarlada deneyemek de. Dur bakayım. Senin bu motor kaçlık, kaçlık? Benim bir motor mu? He. Valla bu yüz kaçlıktı ya. Yüzlük civarlarında bir şey ya bu. Tam şimdi hatırlayamadım da o kadar çok motor alıp sattım ki. Dur söyleyeyim sana. Bunun şeyi de yazar şurada ruhsatında. Hüseyin selektör yaptın aklımı aldın Hüseyin. Ruhsata bakıyordum yeğenim dur. Şuradan bakayım da. 102'lik bu. Abu varmış o da baya. He.
Şimdi baktım 102'lik yazıyor. Vallahi benim motor klimayı kapatınca kralını tanımaz. Bunun klimadan çekişten yana bir sıkıntı yok da. Ama işte sen şimdi 4'lü çekiyorsun değil mi sen? Yo, seninki de mi 5'lü lan? Yo, benimki 5'li de 12 inç. Seninki büyük, 14 gibi duruyor. Belki ondan olabilir ya. Belki ondan olabilir, bilmiyorum da. Dur bari. Ben bunu bir sordururum ya. Benimki o kadar gitmiyor bak, zorluyor motoru. Dur bakayım. Vites düşüreyim bir. Yok. Bu kadar gidiyor bu. Senin köten kaç inç? Kulaklar. Büyük benimkiler ya. Bir tur deneyim seninkini. Vallahi bunu çeker seninki Allah'ım. Onu çekiyorsa. Vallahi kulak inçleri de 2-3 inç fark eder. Bu da büyük fark. Bir ara veririm sana bunu, denersin. Deneyim müsait bir vakitte. Ben tamam, güveniyorum. Şimdi buna ben çok güvenmiyorum. Yeni aldım. Şimdi başına bir şey gelirse paşa dayı benden geri iade almaz bunu. O yüzden şimdi dah mı yap bunu, ben bir paşa dayıyla konuşayım, ondan sonra denersin. Aman paşa dayının da emanetiysen hiç ellemem. Yok la, parasını verdim de geri iade alır belki. Bakmaya geleceğim dedi. Zaman. Sana yavur gibi geliyor ya Timosan'la. Aa, buradan ağrı giriyor bana. Yörük Osman da mı tarla sürüyor la aşağıda, onun tarlanın orada bir şeyler oluyor. O da tarla sürmeye gelmiş. İkinci hasat. Orada benim tarlanın yanı. Senin tarla da mı orada? Hemen bir şehrin solundaki tarla. İyi yahanımış. Şu köşeleri bir daha indim mi kenarları tamam. Tamam, yukarı baş döneye de ben halledeyim o zaman. Bekle. Aynen, yukarı sen baş döneye de halledersin. Şuradan bir daha dahayım. Başa dayının yanına bir gideyim bakayım, burayı bitireyim de. Uyut. Kanyotçu yavaş lan, devireceksin. Ön ışığa lan yür. Burayı ben, yukayım. Ben şu paşa dayının yanına gidiyorum ha. Tamam, ben de bir yörek Osman tamam. Buraya varayım. Şu dayı şu tarlayı bitmiş, aşağı kalmış, bir şey kalmamış. Buradan gelmez herhalde ya. Şurayı sürek şunun.
Bacı dayı, bacı dayı. Oo. Lan duymuyor mu? Telefonla mı konuşuyor lan o? Telefonla mı konuşuyor? Yo, ses vermiyor ya. Telefon değil lan. Yavruyu biraz bağırttır ha. Lan ne biçim tarlaymış pullu? Mahvetti ya. O tarlanın oraya ne olmuş? Lan paşa dayı, tarlanda da iş yok aynı senin gibi. Şöyle bir sırada şunlara geleyim de eve gideceğim arkadaşlar. Kolay gelsin. Kolay mı? Eyvallah. Ya ne diyeceğim Hüseyin? Size bir sıra yardıma geleyim dedim de ben eve geçiyorum şimdi. Sen ne zaman getirebilirsin şeyleri? Gelir misin? Ben ha... Sen geç, ben de hemen geleyim ha, şu iki sıra daha gideyim. Eve falan yemek almaya gideceksen diye dedim, hani belki getirirsin oradan arada. Tamam, sen geç, ben getireyim. Tamam hadi ben geçiyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi ben gidiyorum. Kolay gelsin size. Sağ ol. Ben de geçeyim Eyvallah. şimdi. Alo. Hani pulluğa bakacaktık. Nereye Lan gidiyorsun? yanına geldim, bağırdım, hiç beni şey yapmadın ya. Takmadın ya. Senin motorun ciğeri nasıl? Hiç duymadım bile. Nasıl duymadın lan? Durdum, ben Yanında de dedim korna önümü çaldı. kesiyor herhalde. Palan mı dur? Ne oldu kanyotçu? Motoru devirdim. Ciddi olamazsın. Şu ileride virajın orada takılı kaldı. O ne Paşa ya? dayı Ne dur. diyor? Kanyotçu motoru devirmiş, dur. Bir şeyin var mı senin? Zincir var mı zincir? Yok Allah'a şükür iyiyim. Zincir var mı? Zincirle düzelleme o motoru, dur. Devrilmedi. Takılı kaldı acı. Dur bayım, atla bayım pulluğa. Ya da pullukta bir şey olur, başına bir şey geliyor. Sıkı tutun, tamam Yok mı? sür. Hidrolüğe bastım. Tamam. Dur geliyorum ben daha buradan. Hadi bayım. Acı bura pek iyi değil. Nerede düşürdün motoru? Ya Palayem ileride solda ya. Virajların orada. Yolu bilmiyordum.
İyi bayım. Sıkı tutun ha, tamam mı? Gidiyorum ha. Tamam. Ön tampon, far, hepsi gitti. Dümdüz devam ediyorum. Devam et. Seni zıplatmayayım diye yavaş sürüyorum ha. Tamam. Buradan sola. Girdim sola. Şu ileride ağacın dibinde. Burada dur, indim ha. Lan buraya nasıl girdin lan? Ya palayım, aşağı doğru iniyordum. Fitesi dedim, bayır aşağı. Dörtler ikiye takayım dedim. Debriyaj aldı başını gitti. Ya ne olmuş burada? Vay yavrum, batırmış da motoru burada. Batırmış mı? He. Bence motor bunu batırmış. Vallahi motorun kontağı da çalışıyor. Motorda bir şey yok herhalde de, ön taraf gitti. Ön tarafın gitmişsin, dur bakayım, ağırlığa mı gelmiş? Ağırlığı da vurmuş. Kaputu farı da vurmuş ya. Kaputu da vurmuş. Gitti ya. Kaputu da vurmuş ön tarafa. Neyse, Rabbim beterinden korusun. İyi, sende sana bir şey olmamış Allah'tan. Yok Allah'a şükür, bir şey olmamış. Yok şimdi. Yürü Osman, bunu nasıl çekeriz lan? Hop. Zincirinden çekemek bunu buradan. Zincir olmaz. Koteni ancak şeye takacaksın. Ya çekici mekici neyse parasını verek ya. Ya buradan kurtarabilsek çekici mesele değil de. Benim pullu an şu araya taksak. Çekemem mi ben onu? Yok, çekemem bence. Dur hele paşa dayı. Bura çok dik ya, burada zor iş. Bunu ancak nasıl çekerik biliyor musun? Ağacı bu ağacı kesmeden hiç bir şey yapamam. Testeresi olan var mı ya? Ağacı da kesemem ki. Vallahi mera alanının ağacı kestin mi çok başımıza bela alırız. Vallahi kesersek gerçi direkt motorun üstüne düşer bu. Yok, onu tekniğinden kesersin de. Bunu ancak ne yaparız biliyor musunuz? Zincirle gelecek, arka pulluğa kancayı daha dolayacak zinciri ucuna. Oradan çekebiliriz anca. Başka türlü çok zor bu. Vallahi para ben bu pulla fazla güvenmiyorum. Önden kesemek mi ağacı? Yok, bu meralanı mahvederler vallahi. Bir şikayet etse tonla ceza direkt içeride. Ya suçu tıfır İsmail'e atak, yaşı ufak, o az yatar, bir şey olmaz. Neyle kesecek o, onu inanmazlar kimse onun kestiğine. Ya hayır, biz keseceğiz diyor, o kesti diyecek ona... diyor. Vah daha yeni almıştım. Ben eve gidiyorum, zinciri alıp geleyim, tamam mı? Ben zaten eve gidiyorum. Ganyotçu, yalnız sana var ya, ben bir şey söyleyeyim mi? Yiyece masraf çıkar ha. Ben sana söyleyeyim, bu motora binme. Bu motor vallahi çalışsa bile binme, daha çok masraf çıkarırsın. Ne yapayım, daha geçen hafta aldım ekmek teklem. Görük Osman, senin şey var ya, nakliye aracı. He. Sen onu getir. Ama ben de zincir alıp geleyim. Motoru buradan sürüye çekek. Ona doğru çekeyim ben. Senin motorda koltuk var mı ya? Benim motorda koltuk batuk ya. Tamam o zaman. Sen de mi geleyim diyecektin? Evden direkt alıp geleyim diyecektim. Neyse. Abi sen zinciri alıp geleceksin değil mi? He. Alayım mı bak, hele bunun altından ben o sırada... bir sıra akıyor. Tamam, normal ya o, normal. Ama... Normal değil mi abi? Yalan söyleme beni, korkutmamak için. Yani bu kazaya olur o ya. Sen bir de zorlamışsın motoru çıkartmaya. Zorlarken batırmışsın zaten. Ya nereden aklım etsin, hiç böyle bir şey başıma gelmedi daha. Vallahi başına büyük bela aldın, ben sana diyeyim ha. Ben gidiyorum eve, ben zinciri alayım geleyim. Tamam. Yürü Osman, sen de geç şey pikabı al gel. Tamam. Ya sen bir sadaka ver, bak verdiğin bir sadaka işe yaramış. Gene bir sadaka falan ver, tamam mı? Ya vereyim sadaka ya. Hadi görüşürük. Gelirük abi birazdan. Görüşürük. Vah, gitti ekmek tekte. Koca yerden nasıl devirdin bu otu lan? Buraların yolları biraz sıkıntı.
Bak hele. Gel atla ben gel. Yok, benim tarada az işim kaldı, onu yapayım. Ya gel hadi gel. Şu taraftan gel ama, şu yandan gel. Ha, oradan binilmez ki zaten. Dur bekle, stop edeyim o zaman. Hadi gel. Gel. Bindin mi? Bilemiyorum ki. Ya gel atla. Tamam. Tamam. Bir şeye bak da gidelim de. Seni ben bırakırım eve. Oradan sen pick-up alıp geliyorsun, tamam mı? Senin manı var ya, manı. Onu al gel sen. A few minutes later. Evet arkadaşlar, zinciri aldık, geliyoruz valla. Adama çok masraf çıkacak ya. Ön taraftan bir kafadan bir 40 bin lirası var. 10 kağıt da şimdi çekiciye verse yandı. Kafadan 50 kağıt masraf çıktı. Neyse, cana geleceğine mala gelmiş. Alo. Neredesin? Geldim. Az kaldı. Vallahi ganyotçuyu zor tutuyorum. Kendimi diyor dağdan aşağı atacağım diyor. Ya atmasın ya. Bir şey olmaz. Belki o kadar masrafı yoktur ya. Bakarız ya. Zaten ya değmez. Doğru, benim bayiye götürürüz, tamam mı? Tamam. Hadi bak, zor tutuyorum da gelin, tek başıma bırakmayın beni. Yok ya, manyak mı ya? Yaşadığına şükretsin ya. Aa, geldim ağada. Gel. Dur oğlum. Selamünaleyküm. Lan nereye düşmüş bu ya? Ta şurada bak hele. Ha, Yörük Osman gelmiş zaten benden önce. Hala motor hiç gözükmüyor. Şöyle yapak. Ben buradan geri vereyim. Tamam mı? Ne oldu ya? Paşa dayı. Efendim. No, ana bu kimin motoru la? Ganyotçunun. Dur bari, bekle. Buraya mı düşürdü? Bir nasıl becermiş burada. Buraya? Sarhoş muymuş? Nasıl becermiş ya? Ya diyor, yolu bilmiyordum diyor. Şurada diyor taş diyor, arkadaki herif zıplatınca diyor. Gittim diyor. Ya şu yolun yamukluğuna bak yine. Burada hızlı gidilir mi? Yavaş gideceksin ya. Şu zinciri ucundan tutun bari. Gel. Kaldırabiliyor mu? Ağırdır bu biraz. Olayım da jandarma falan gelmiyor değil mi? Yok, jandarmalık bir şey yok ya. Ya gelirse benim iş biraz sıkıntı, ben sana zor anlatırım. Dur bayım bir saniye. Ağır bu, ağır. Şöyle geleceğim, az şöyle gelip aşağı, yokuş aşağı salacağım. Çok da... Bir şurayı bir açalım beyler. Az daha geleyim mi? Sal, yok. Tamam. Yeter. Hadi, az ileri al. Allah. Tamam. Dur. Tuttu mu pullu? Tuttu. Bağla. Dur, iyi bağlayalım. Dur bay. Yürük, yardım et şuradan. Ne diyeyim? Saralım iyice. Tamam. Dur bakayım. Nereden bağladınız? Sağlam yerden. İyi, sağlam yerden bağladınız. Bıçağı koparmayak sonra ha. Yok. Pulluğundan uğraşmasın adam. Dertli zaten. Ani motorun haline bak. Nerede lan ganyotçu? Aldı bak. Valla pulluğu kaldırsa... Hidroliği kaldırabilir mi ki? Kalkık zaten şu an hidrolik. Ona rağmen hızlı gelirse tabii. Saplanmış. Nerede ganyotçu, nerede? Aha bak. Dağdan atlayacağım diye tutturdu. Dedim lan ganyotçu saçmalama mı oğlum, gel hadi kurtaracak ha şimdi sen. Ya balayım, bütün servetimi verdim ya. Ekmek teknem doluyor. Ya gel. Üzülme gel ya. Manyak mısın nesin ya? Fazla ne mal edecek? Açacağı 100-150 milyar bir şey ya. dur oğlum adam. Ya gel hadi gel. Ya sen şimdi açıkta... sen iyi diyorsun, sen motora binme. Biri abi Timosan'a binsin. Dur abi, ben tamam. Halledeyim dur. Timosan'a bin. Tecrübeli. Bak hele. Garanti olsun lan. Başka zincir var mı? Ya benim şeyde var. Kamyonda var. Tamam. Kamyonda varsa biri de benim önüme bağlasın. Ne olur ne olmaz şimdi. Doğru diyor. Timosan'a bağlayak. Tamam dur, söküverim vereyim ben onu. Sen bir 54 ile denesene. Deneyeyim mi bir? Tamam dur bakayım. Bir deneyeyim bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakayım. Takviye bir alayım. Hazır mısın? Hazırım.
Ya bak ya bak, hiç sorma, hiç sorma. Dur bayım, dur. Yok yok, falan mı durdun? Dur bekle. Yok. Zorlama bak. Bunu şöyle deneyeceğim. Dur. Bekle dur. Bir şey daha deneyeceğim. Son bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar. Şu açıdan verse. Dur Mustafa bekle. Zinciri getirek. Haydi lan aslanım. Zorlasana sen de. Hadi zorla zorla. Ha gayret ha. Ya. Motoru böylece yok la. Ya falan mı dur ya dur ya. Allah. Sen geç bayım zincire. Bu böyle olmayacak. Mustu. Bunun diferansiyeller gitmiş hocam. Gel gel gel. Şu aşağı in gel. Onun gel işi başı gel. Çok. Bunun diferansiyeller gitmiş. Ne oldu neyi varmış? Dur bayım bakacı yok ya. Ya söyle. Gel bayım bağla. Kesmedim mesleğimi istemiyorum söyle. Gel 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 yavaş yavaş. Ya sen canını sıkma ya hallederik gel, ya. Gel, gel hemen. Sen kurtulduğuna şükret kanyotçu. Allah. Yürü. Dün beterinde sarmasın yapacak bir şey yok. Aman bak devrim ağa motoru. Aynen. Lan 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 motor kayıyor lan 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 lan. Zorlama lan paşa dayı. Yürü gaz lan. Şu adamı indirin ya. Yürü gaz lan ya aşağı in. Ben şu motorumu garantiye alayım da bir. Lan üstü başımıza çıkıyor. Dur bekle bağlayayım ben. Heh bağladım. Tamam. Hazır mısınız? Haydi. Hadi. Kornaya duyunca bas. Hadi ha gayret. Ola 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 ola. Eyvallah. Dur dur tamam, dur. Hop, hop, tamam hop, tamam, hop, tamam, hop. Tamam. Dur hele. Pulluğu kaldı bakayım pulluğu. Germe germe falan mı geri gel gelme. Dur, dur şurayı dur. Ben çözeyim. Devam et Muslu. Dur dur. Hidroliği bozacaksın dur. Hidrolik kolunu bozacaksın dur. Bak ne yap biliyor musun? Motoru çok sürme. Hiç zorlamadan. Yörük Osman. Sen o şeyi nasıl getirebilirsin buraya? Geri geri gelmen dur. Lazım. Rolanti de gitsin kendi kendine ya. Gaz vermiyor. Baksana Rolanti teker dönmüyor bak. Hallederik ya hallederik teker, ya. Teker akslar sıkıntı bak. Sen dur dur sen dur ben halledeceğim onu. Acı boşta kendi gidiyor ya. O kadar kredi borcum var ya. Dur dur hallederik ya sen canını sıkma. Sen canını sıkma. Bayiye bir insin bir bahak ne masrafı ne. Hidrolik kollarını da şey gibi duruyor ama. Lan motoru çok zorlama bak daha çok masraf çıkaracağım. Dur adam gelsin. Ya şu adamı indirin ya Allah rızkı verin ya. Ya tamam ganyotçu dur tamam. İndirin atıştı, şu Allah'ın belasını. Gel gel bakalım gel. Pulluğu bir yere çözeydin ya. Hidrolik. Bilsin bilsin bir şey olmaz. Pulluğu bir daha gelip kim alacak? Gel. Gel 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 gel. Gel. Bozarım ya aşağı değmesin. Devam et devam et bir şey yok sen devam et. Aa son bıçak sürtüyor sonra. Çıkmaz çıkmaz. Sen ne yap biliyor musun? Pulluğu çöz yapacak bir şey yok. Aa şuraya çöz onu sonra gel alırlar. Lan aşağı yuğlama pulluğu ha. Lan dur lan dur lan. Paşalayı sen de var ya az değilsin ha. Şöyle dördü basıyor he. Zaten çöz. He, tamam tamam. Hadi bari. Ağır ağır al. Ağır ağır al. Gaz verme. Gaz verme fazla. Al 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 al. Bak debriyajdan çekiyorum. Kendi kendine debriyaja basıyor bak. Al 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 al. Anyotçu sıkma canım oğlum. Gel.
Hallederiz ya, gel. Manyak mısın? Sen kurtul durma bak. Al al al. Motor dediğin al, nedir? Al, al. Hop azıcık da al. Tamam. Gel tamam. Gel. Durdum abi. Bunu spanzetlerin at doğru. Doğru benim bayiye indir. Yürük Osman motoru. Tamam tamam. Tamam. Kapat. Bir şey olmaz. Kapat bunları. Ganyetçi. Sen de bin. Sen de bin yanına bin sen de. Tamam beni de eve bırakın ya. Gel gel sen de bin bayiye indirük. Gel bak kapını da açayım. İyi ya. Yavaş gidin ha tamam mı? Tamam ya hadi bay. Ne olacak bunun hali ya? Aşağıdan dön de gel. Vallahi bilmiyorum ya. Bayiye gidek de bir bahar oku ya. Vallahi ben üzüldüm şahsen ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Vallahi yapacak bir şey yok. Onun şeyi pulluğu da ben mi götürsem ne yapsam? Benim motor boş. Boştaysa tak götür vallahi. Gel. Ya şu zincir de vardı arkadan. Dur geliyorum ha. Öne takalım zinciri. Osman yavaşla sen yavaşla. Palembini yanında yavaşla. Kurtar zinciri. Kurtar ben şeyi takıp geleyim. Tamam. Dikkat et pati yapmasın. Palembini. Benim balya makinası da yıncan burada kaldı. Yıncan burada kalmasa öyle çekilsiz abi. Valla ona bir daha geri gelemem. Senin traktörün çok işi var. Onunla uğraşacağım. Onu alırsın ya. Zingiri çek, zingiri. Ben şu kulluğu takayım da. Geç. Dur yürü Osman dur. Ben motoruma bineceğim. Yavaş dur. Sür. Gel. Tamam. Lan baksana ne biçim şey yaptı zorladı kulluğu. Buralar sıkıntı ya. Buralarda böyle yağış geleceğin abi. Ya bu muhtar nerede ya? Ya muhtar ne yapsın buraya? Sit alanı buralar ya belediyenin. Şu şeyi bağlan bağayım zincire şuraya. Tabii, ulan paşa dayı çekil lan. Lan görüyorsun hala üstüme geliyorsun ya. Ulan kaç ulan Allah Allah. Aday geleyim mi? Dur ha. Heh. Taktım tamam. Tamam. Dur, hadi. Dur. Hadi eyvallah. Dikkat hadi et. Hadi görüşürüz tamam. Hey. Hadi görüşürük. Hadi eyvallah. Kapıyı aç. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşça kalın.